Aykır Sorular saatindeyiz. Saat 20.45. Dün yayınımızı yapamadık bütçe görüşmeleri sebebiyle. Değerli filozof İvan'la Kuçurade hocamızı en yakın zamanda burada ağırlayacağız. Türkiye'nin tabii siyasete çok ihtiyacı var ama biraz da felsefeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok değerli hocamızı burada ağırlayacağız. İzleyenlerden özür diliyorum. Bu akşam saat 20.45'te yani Aykırı Sorular saatinde bir Ankara milletvekilini ama iddialı bir Ankara milletvekilini, çünkü Ankara'da belediye başkanı aday adaylığını da açıklamış bir milletvekilini, farklı özellikleriyle de büyüteç altına alacağız. Çünkü Ankara deyince bir Melih Gökçek faktörü var ve onunla boğuşabilir mi bir kadın, ne olur ne biter, onları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçi biz size epeydir tanışıyoruz ama nihayetinde kamu adına görev yaptığımız için beni de şaşırtan şu gerçekliği sormak istiyorum. Evet. Melih Gökçek gibi siyasette renkli, zaman zaman sert, zaman zaman kırıcı, incitici, zaman zaman tehditkar dil kullanan bir belediye başkanı var iken onun karşısına bir kadın olarak dikilmek delilik değil mi? Bana soruyorlar onunla nasıl baş edeceksiniz diye. Ben de diyorum ki o benimle nasıl baş edecek? Aslında bunu sormak lazım öncelikle. Evet, bir kadın aday olarak karşısına çıkıyorum ama şurası bir gerçek. Gerçekten de artık insanlar siyasette bir farklılık istiyor. Yani partizanlık yapan, toplumu bölerek yönetmeye çalışan, birilerini ötekileştiren, kendisine oy vermeyenlere daha farklı hizmet götüren, eşit hizmet götürmeyen bir anlayışı istemiyor. İşte bu noktada ben de bir kadın adayı olarak, aslında bir aday adayı olarak Melih Gökçek'in karşısına çıkacağım ve onun ezberini bozacağım diyorum. Çünkü alışılageldik üslubunun dışına çıkartacağım onu diyorum. O ucuz polemikleri bana yapamayacak diyorum. Onun o üslupsuzluğunu aslında halkın, kamuoyunun dikkatine daha net sunabileceğim. Peki, diyorum. Peki şöyle bir sorum var. Melih Gökçek gerçekten Ankara'da bir sürü aleyhte kampanya yapılmasına rağmen hemen hemen her seçimi ezici farkla kazandı. Ve Melih Gökçek'in kabul etmek gerekir ki kendinden emin bir hali var. Başbakan da ondan vazgeçemiyor. Ve yine aday oldu. Ve yine kazanacağım ve rahat kazanacağım diyor. Ve neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının hiçbirini ciddiye dahi almıyor. Siz bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi verileriyle baktığımız zaman işte Çankaya vesaire bölgesinde biraz oy yoğunluğu var. Ama milliyetçi oylar var, varoşlardaki oylar var, mütedeyyin kesimler var. Aylin Nazlı Arkan nasıl olup da bu kesimlerden oy isteyecek? Bir kere öncelikle ezici bir güçle kazanmadı. Yani bir önceki seçimlerde 2004 seçimlerinde %55 oy almışken son seçimlerde %38 oy aldı ve biz de %32 oy almıştık. Arada sadece 6 puanlık bir fark vardı. Bunu bir kenara koymak lazım. Onun dışında Aylin Nazlı Arkan nasıl oy alacak sorusunun cevabı aslında sahada yatıyor. Ben hemen hemen her gün sahadayım. Örneğin yarın Sincan'da olacağım, Cuma günü Keçiören'de olacağım. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları ile birlikte sürekli sahada çalışıyoruz. Ve özellikle de gelir düzeyi düşük olan yerlere gidiyoruz. Orada kadınların kapısını çalıyoruz, kadınlarla konuşuyoruz. Ve şöyle bir gerçeklikle karşılaşıyoruz Enver Bey. Bu dönemde kadınlar daha cesur, bu dönemde kadınlar düşüncelerini daha net ifade edebiliyor. Ve bu dönemde kadınlar artık bir yenilik istiyor. Ve özellikle bir kadının kendilerini daha iyi anlayabileceklerini düşünüyor. Türbanlı vekiller parlamentoya geldiği zaman ne hissettiniz? Yani aman Allah'ım türbanlar geldi, gericiler parlamentoyu bastı diye mi düşündünüz? Yoksa bir sorun aşıldı, artık bundan sonra memleketin gerçek meselelerini konuşacağız diye düşünüyoruz. Onlara şöyle bir şey söylemek istedim aslında. O gün maalesef parlamentoda değildim, başka bir yerdeydim görevli olarak ama şunu demeyi isterdim. İbadetinizin yüceliğini ve kutsallığını lütfen siyaset için alet etmek isteyenler için kullandırmayın. Çünkü biz mecliste bugüne kadar birçok kadın sorununu konuştuk. Fakat bu arkadaşlar hiç bu kadın sorunlarında katılım göstermediler ya da birçok kez meclise kadın hakları ile ilgili olarak bir takım önergeler getirdik. Fakat olaya çok partizanlık kapsamında baktılar. Oysa ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak örneğin 8 Mart'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasında onlara tam destek verdik. Hatta son dakikada yasanın isminin değiştirilmesine rağmen onlara destek verdik. Yani kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası iken birdenbire yasanın adı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasına dönüştü.
Kadın gene aile içerisinde tanımlanmış oldu. Yani ayrı bir birey olarak değil ve aynı zamanda topluma şu mesaj da verildi. Sen şiddet görsen de önce sus otur, aileni korumaya bak. Elbette biz de ailenin bütünlüğünden yanayız. Ama orada şiddet gören bir kadın faktörü var. Ben gidiyorum o kadınların hayatlarına dokunuyorum ve onların ne tip sorunlar yaşadıklarını görüyorum. Dolayısıyla bir kadın için zaten örneğin boşanma kararı veriyorsa bu çok zor bir karardır. Kadın bunu 15 kere, 20 kere hatta 1500 kere düşünerek verir. Ama hep ailenin korunması ve kadının bir aile olgusu içerisinde tanımlanmasına yönelttiler. Ayrı bir birey olarak peki, değil. Ve bu nedenle bir şey daha söyleyeyim. Devletin isminden de kadını gitgide kazıyorlar. Bakın hem bu yasada kadın kelimesi varken önüne ailenin korunmasını eklediler. Hem bakanlığın isminden kadını kaldırdılar. Şimdi KEFEK yani Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan gene kadının adını kaldırıp Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu'na dönüştürmek istiyorlar. Kadının güçlendirilmesi genel müdürlüğün ismini değiştirmek istiyorlar. Nerede bir kadın varsa bunu tek tek yok ediyorlar. Peki şunu soracağım, siz bir kadın milletvekilisiniz. Sonuç itibariyle Türkiye'de maalesef kadınlarımızın siyasetteki ağırlığı pek de o kadar olması gerektiği kadar değil. Bir parantez açarak bir şeyimi de uyarımı da yapmak istiyorum. Yani her kadın da mutlaka çok önemli ve çok faydalı, çok barışçı olacak diye de bir kural yok. Biz Türkiye'de bir kadın başbakan gördük ve yani Kürt yurttaşlara yönelik en zalim uygulamalarda o zaman da oldu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de daha yeni ceza yedik. Yani sadece kadın olmak insan olmanın birincil değerlerini taşımaya yetmiyor. Bunu kenara koyuyorum ama kadının olmasından yanayım. Kadının daha çok siyasette olmasından yanayım. Siz hazır parlamento olanağı yakalamışken neden mesela belediye başkanlığı? Bu bir açgözlülük mü yoksa daha çok hizmet isteği mi? Öncelikle başbakan, kadın başbakanla ilgili yorumunuza yönelik birkaç şey söylemek istiyorum. Bugüne kadar Türkiye'nin kaç başbakanı oldu? Çok. 29. 29 tane başbakan oldu. Bunlardan sadece bir tanesi kadındı. Diğer başbakanların da yaptığı bir takım hatalar oldu ama bunların hiçbirisi cinsiyeti üzerinden tartışılmadı. Burada hakikaten amacım kadın başbakanı savunmak değil. Niye erkek egemen dildirmiyor muyuz? Kendisinin hakikaten de aslında Türkiye'de birçok kadın siyasetçinin de birçok kadının karar mekanizmalarında olmanın da önünü tıkadığını düşünüyorum. Yani kötü örnek değildir. Ama nedense hep bu başbakandan bahsedilirken onun cinsiyeti üzerinden konuşuluyor. Bu son derece yanlış diye düşünüyorum. Neden belediye başkan adayı oldum sorusuna gelince de birincisi hakikaten ben iyi bir Ankaralıyım. Ankara sevdalı. Yani ben Ankara'da doğdum, Ankara'da okudum, orada büyüdüm, eşimle orada tanıştım, işimi orada kurdum, çocuklarımı orada dünyaya getirdim ve bugün beni ben yapan bir takım değerler zincirine de Ankara'da sahip oldum. Yani Ankara aslında baktığınızda Cumhuriyet'in başkentidir ve aynı zamanda Ankara imkansızların da başarıldığı bir yerdir. O yüzden devrimci ruhla yenilenmeyi, mücadele etmeyi, dostluğu, dayanışmayı, bütün güzel değerleri aslında ben Ankara'da edindim. Onun için Ankara'ya karşı bir borcum olduğunu düşünüyorum. Evet, Ankara milletvekili olarak Ankara'nın sorunlarını sık sık gündeme getirdim. Ama hiç şüphesiz yerel yönetimlerde yer alıyor olmak çok daha halka dokunan bir aşamayı gerçekleştirmek anlamına geliyor. Ama bir şey daha söyleyeyim. Özellikle Gezi olaylarından sonra Ankara'da sokakta yürürken söz vermiştiniz çok arka arkaya sormayacağım diye gene yapıyorsunuz. Ankara'da sokakta yürürken gerçekten de insanlar beni durdurup Aydın Hanım siz neden aday olmuyorsunuz, aday adayı olmuyorsunuz diye söylediler. Yani bu benim aslında bireysel bir çıkışımdan ziyade gerçekten de bana iletilen bir talep oldu ve ben bunu bir sorumluluk duygusuyla da üzerime aldım. Tamam, ama şöyle bir avantaj bir dakika, var. Bir dakika, şöyle soru bir zamanı bir dakika. Hayır, ben bir şey daha söyleyeyim. Çünkü bütünsellik içerisinde bunun bilinmesini önemsiyorum. Tamam. Vekil olduktan sonra da hemen hemen Ankara'nın bütün ilçelerine gittim. Bütün sokaklarına, bütün mahallelerine ve oralarda da bir takım ilişkiler zinciri kurdum. Dolayısıyla aslında seçmende şöyle bir algı vardır. Siz seçildikten sonra gidersiniz ya da aday olduğunuzda gidersiniz. İşte bugüne kadar neredeydiniz derler. Onu bana söyleyemeyecekler. Çünkü ben dün de oradaydım, bugün de buradayım, yarın da orada olacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın meselesinde diğer partiler gibi çok da Cumhuriyet Halk Partisi'nde başarılı performans sarf ettiğini ben düşünmüyorum. Nedeni şu, kadın aday sayısı çok az.
Yani milletvekili sayısı az. Bence toplumun %50'si kadınsa en azından parlamentoda olması gerekir. Belki daha fazla olması gerekir. Öte taraftan yerel yönetimlerle ilgili bakıyoruz. Yine erkek egemen bir dil kullanılacak. Ve kadın sorunsalında kadınlar ötekileştirilecek. Yani üç büyük kentte sizin dışınızda, o da siz de kendinizden başvuru yapıyorsunuz. Bir kadın adı bile telaffuz edilmiyor. Bu çok incitici ve üzücü. Buradan bir eleştiri yapmak gerekse, yani kadınsız bir parlamento, kadınsız yerel yönetimler ve kadınsız Türkiye'ye gidilirken biraz da çuvaldızı kendinize batırmanız gerekmez. Mesela genel başkanınız, ya nedir bu hal? Bari 3-5 yerde de kadın belediye başkanı adayı gösterelim, bunlar da toplum önüne çıksın deme cesaretiniz var mı? Bir kere cesur olmayanın siyasette işi yok, bu bir. Ama ben boyun eğmiş siyasette ben, işi olduğunu zannediyordum. Öyle değil diyorsunuz. Öyle değil tabii ki. Ama bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık ediyorsunuz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi %33'lük kadın kotasına sahip olan, aynı zamanda sadece kadın kotası değil, %10'luk da gençlik kotasına sahip olan bir parti. Ve özellikle genel başkanımıza da haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü genel başkanımız gerçekten de toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmiş olan ve bu dönemde de yerel yönetimlerde mutlaka kadınların daha aktif olmasını isteyen bir kişi. O zaman göster size zaten. Rakamlar da yanlış. Gerçekten de çok yoğun bir başvuru oldu. Özellikle kadın kollarımız genel başkanı Hilal Dokuzcan bu yönde çok efor harcadı. Ve bu nedenle de kadınlardan başvuru için herhangi bir ücret alınmaması nedeniyle Türkiye genelinde hakikaten 3000 kadının başvurusu oldu. Bu çok önemli. Hem belediye meclis üyelikleri için hem de aynı zamanda belediye başkanlıkları için. İzmir'de de bir kadın milletvekilimiz, hatta bir eski milletvekilimiz de aday adayı. Yani Türkiye'nin her yerinden birçok kadın aday adayları çıktı. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında tarihten gelen de bir misyonu var Enver Bey. Ve parti bunun her zaman bilincinde ve farkında. Bakın AKP mesela yeni bir parti olduğunu savunuyor. Evet, kuruluş yılına bakarsanız AKP yeni bir parti. Ama bence fikirleri köhne, fikirleri eski ve söylemleri eski. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık bir parti olup hala bir umut olabiliyor. Bu çok önemli. Hem bir çınar, kökleri çok sağlam ama aynı zamanda bir yandan da ezilen kadınların da umudu, siyasette yeni bir dil isteyen gençlerin de umudu, ezilen tır şoförlerinin de umudu, bakkalın, esnafın, emeklinin de umudu. Anlatabiliyor muyum? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede bir takım değişimleri ve dönüşümleri başarmış bir parti ve tarihsel misyonunun da farkında olarak bu dönemde de mutlaka daha fazla kadın aday göreceksiniz. Bu Aylin olur, Ayşe olur, Fatma olur. Şöyle bir iddia var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kesiminden, yani üyesi olup şu anda yönetimde olmayanlardan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel misyonu Türkiye'deki laikliği ve beraberinde Atatürkçülüğü korumak. Dolayısıyla laiklik ve Atatürkçülük vurgusundan uzaklaştıkça kimlikten uzaklaşır deniyor. Bir kez parlamentodasınız. Gerçekten laiklikten ve işte Atatürkçülükten uzaklaştınız mı? Liberalleştiniz mi? Yoksa tersine durduğunuz noktada köklü ve güçlü müsünüz? Cumhuriyet Halk Partisi köklü ve güçlü. Burası çok gerçek. Ama bir yandan da bir ağaç gibi, dediğim gibi dalları her geçen gün genişliyor ve yeni meyveler veriyor. Tabii somut konuşuyorum aslında. Mesela Amerika'ya niye gittiniz? Amerika'dan davet aldığımız için gittiniz. Gitti. Hayır, davet aldığımız için. Kim davet etti? Bir ayrı düşünce kuruluşu davet etti. Amerika'ya giden başbakan olur yani, gibi böyle bir şey vardı. Yani ona Kemal Bey inandığı için mi gitti? Yoksa... Hayır, kesinlikle. Biz yurt dışındaki hiçbir geziye davet almaksızın gitmedik. Yani bugüne kadar Çin'e de gittik, Irak'a da gittik, şimdi İran'da var, Suriye'ye de gidildi. Yani bütün gidilen ülkelerle aslında temelde hedeflenen şuydu. Bir, o ülkeyle tekrar Türkiye arasında ilişkilerin daha iyi olmasına katkı sağlamak ve sadece bu ülkede AKP yok, Cumhuriyet Halk Partisi de ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin siyasetinde etkin ve bu ülkeyi yönetmeye hazır konumda, bu mesajı verebilmek. İki, bu ülkeyle olan sorunlarımızın giderilmesi, o ülkedeki iş adamlarının sorunlarının çözülmesi, o ülkede yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının burada gündeme getirilerek belki arada kurulan bu köprü kanalıyla çözüme ulaştırılması gibi. Yani dünyanın birçok ülkesine gittik ve şu an evet. Çok iyi bilirsiniz ki toplumda şöyle bir hep tartışma olur. Amerika'ya gidince sanki bir turne gibi, Amerika'ya giden siyasi partiler Amerika'daki bir takım çevrelerle görüşürler ve o görüşmelerin sonucunda da ya biz sizden daha iyi yani Türkiye'deki en iyi Amerikancılığı biz yaparız, merak etmeyin, NATO'nun da ileri karakolu oluruz, Orta Doğu'da da elimizden geleni yaparız gibi kaygı olur hep. Açıkçası benim gibi pek çok insanın da kuşkuyla baktığı Kemal Derviş'in de sahaya çıktı. Yani Türkiye'de hiç konuşulmayan bir dönemin
DSP'nin darmadağın olması döneminin mimarı bir isim falan. Yani Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi dinamiklerinden değil de dışarıdan, sağcılardan, Kemal Dervişlerden bilmem nelerden destek atıp bir de Amerikan icazeti alıp bir başbakanlık mı bekliyor? Aslında bence çok ezber üzerinden konuşuluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti, yönetmeye hatta kararlı bir parti. Dolayısıyla da Türkiye'yi bir bölgesel güç haline getirmek istiyor. Bölgesel güç haline getirmek için de elbette ki dış ilişkilerin de kuvvetli olması gerektiği gerçekliğiyle yüz yüze. Bugün baktığımızda mesela bizim 3 ülkede büyükelçimiz yok. Suriye'de, Mısır'da, İsrail'de büyükelçimiz yok. Değerli yalnızlık diye bir politika üretildi ama baktığınızda işte komşularla sıfır sorundan sıfır komşu noktasına geldik. İşte bütün bunlar gerçekleşirken Cumhuriyet Halk Partisi de bizi davet eden ülkelere davetlerini icazet ederek ve aynı zamanda da dediğim gibi o ülkelerle ilişki geliştirerek bunu yapıyor. Artık dünya küreselleştiği için siz bir başka ülkedeki etkinin kendi ülkeniz üzerindeki etkini ya da sizin ülkenizin diğer ülkeler üzerindeki etkisini yok sayamazsınız. Yani küresel fırsat ve tehditleri iyi gözlemlemek zorundasınız. Başka bir ülkeden davet aldığımızda oraya da gidecek. Peki. Çünkü artık Avrupa Birliği'nde de daha etkin bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Türkiye'de de daha etkin bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Dünyada da daha etkin bir Cumhuriyet Halk Partisi Peki. var. Aylin Nazlı Akay'a baktığı zaman Cumhuriyet Halk Partili kadınlar şunu görürler. Hani tırnak içinde biraz onu tartışmak istiyorum. Cumhuriyet kadını diye bir tarif var idi. Bu Cumhuriyet kadını tarifi Türkiye'de çok tartışıldı. Bu Cumhuriyet kadını tarifinin giysiyle ölçüldüğü, modernlik olarak işte batılılaşmayla ölçüldüğü söylendi. Oysa ki Cumhuriyet'in köylüsünün, Cumhuriyet'in işçisinin, sınıfsal bakışının, yalnızlaşmanın sorunu. Siz hem Cumhuriyet kadını yüzü batıya dönmüş bir simge olarak, hem istihdam sağlayan birisi olarak, hem de öte taraftan sokaklarda gezi olaylarında eylemlerin içinde olup yani pantolonu giyip kavgaya giren bir tarafta da oldunuz. Bu bir avantaj. Dolayısıyla bu insanlarda korku uyandıran Cumhuriyet kadını tırnak içerisinde bir çevrede olgusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin tarifinizde kadın meselesi nedir? Sınıfsal olarak bakan bir tavrınız var mı? Sondan başlayayım. Aslında mesela gezi olaylarıyla bağlayacak olursak son sorunuzu. Gezi olaylarında bir sınıf yoktu. Gezi olaylarında bir hiyerarşi yoktu. Gezi olaylarında bir önderlik yoktu. Ve dediğiniz gibi ben o süreçlerin içerisinde yer aldım. Neden yer aldım derseniz eğer... Ben sokak siyasetini salon siyasetine tercih ediyorum. Direkt halkın içinde olmayı çok daha anlamda önemsiyorum. Ve bunu yaparken de Cumhuriyet tarihinin en büyük halk hareketi olan gezi olaylarının içinde yer almamak gibi bir şey söz konusu olamazdı. Neden oradaydım? Birincisi halkı dinlemek için oradaydım. Neden oradaydım? Onların sorunlarına çözüm üretebilmek için oradaydım. Neden oradaydım? Zaman zaman emniyetlerdeydim. Zaman zaman davaları izlemeye gittim. Hastanedeydim. Yani bütün o süreçler içerisinde aslında mümkün olduğunca milletvekili olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla bir fayda yaratmaya çalıştım. Onun için artık siyasetin Ceylan Derisi koltuklardan yapılması döneminin bittiği çok net. Bu zaten eskiden beri bilinen bir şeydir ama bunu belki biraz daha kafamıza oturtmamız lazım. Çünkü bazen bana diyorlar ki ne kadar güzel işte siz halkın içine iniyorsunuz. Diyorum ki yanlış. Yani hani eğer burada bir irtifadan bahsedeceksek o zaman ben milletvekili olarak yukarıdayım da halkın içine iniyor değilim. Yani ya halkın içindeyim ya da belki hani halka inilmez, halka çıkılabilir ancak. Çünkü bizler vekiliz. Asıl popülist orada. Bir şey değil, değil mi? Hayır, popülist bir şey değil. Bunu artık insanlar çok net görüyorlar, çok net yaşıyorlar. Çünkü sahadayken yaptıklarınız zaten doğallıkla gelişiyor. Yani siz orada otomanın önüne çıkıyorsanız eğer bunu çok planlayarak düşünerek yapamazsınız. O anda orada durmanız gerektiğini gördüğünüz biraz, için yapıyorsunuz. Biraz, ya da otobüsün önünde duruyorsanız eğer orada o insanlar haksız yere gitti altına alınıyor ve hani onu düşünmek için bile zamanınız yok aslında. O yüzden siyasetçinin gerçekten de özellikle saha ortamında gerçek kimliği daha ortaya çıkıyor. Yani gezi olayları aslında siyasetin bir teknisyen işi olmadığını, bir gönül işi olduğunu da çok iyi gösterdi diye. Biraz da terbiyesiz konulara girelim. Bunu ironi olarak söylemiyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda ağza alınmayacak küfürlerin edildiği bir gün yaşandı. Okudunuz mu bilmiyorum. Ben kendi payıma hakikaten bu küfürlerin edildiği bir yerde bir denetim mekanizması, bir ceza uygulaması olmamasını utanç
sayıyorum. Çünkü nihayetinde bir milletvekili en azından kullanacağı dili asgari olarak öfkesini kontrol edebilme yeteneğini de ortaya koymalı. Ve öyle hale geldi ki artık kadın bedenini doğrudan hedef alan kadın üzerinden sanki bir hani maçlarda alıştık evet. demek istemiyorum ama maçlarda kullanılan ağza alamayacak küfürler parlamentoda edilir hale geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir, yani meclis küfür konusunda. İki, Kamer Genç'in Sayın Emine Erdoğan hakkında yaptığı müdahaleyi yani bir başka devletin sınırları sayılabilecek alandaki müdahaleyi bir kadın olarak nasıl yorumluyorsunuz? Birincisi bugün mecliste yaşananlarla ilgili yorumum. Biliyorsunuz bu sözleri sarf eden kişi daha öncesinde de mecliste son derece ağza alınmayacak sözleri sarf etmiş bir kişiydi. Aynı zamanda Sivas katliamının da avukatı olması nedeniyle benim özel olarak da izlediğim birisidir kendisi. Ve tabii ki son derece çirkin buluyorum. Siz Zeyt Aslan'ı kastediyorsunuz. Tabii bir kadın olarak bu konuşmalardan son derece rahatsızlık duyuyorum. Aslına bakarsanız hani hak savunuculuğu bütüncül bir şeydir. O yüzden şimdi Kamer Genç'le de bunu birleştireceğim. Mesela orada Emine Erdoğan'la yapılanı doğru bulmuyorum. Yani bizim bakış açımız ama bu sadece aynı özgü bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne özgü diye tamamlayacağım bunu. Bizim bakış açımız bizden olan bizden olmayan şeklinde ikiye ayrılmıyor. Orada eğer hakikaten de bir hak ihlali varsa biz bunu söyler, bunun yerinde yer alır ve gerekirse de özür dileriz. Bunu daha önce de yaptık. Ama aynı samimiyeti maalesef iktidar partisi göremiyoruz. Bakın Kamer Genç olayı yaşandığında bütün kadın milletvekilleri Emine Erdoğan'ın arkasında daha doğrusu hepsi bir arada bir basın açıklaması yaptılar. Değil mi? Adeta birbirleriyle yarıştılar orada bir boy göstermek için. O zaman onda bunu yapıyorlar diyse mecliste başka kadınlara yönelik olarak yapılan haksızlıklar gündeme geldiğinde neredeyiz? Yapmıyorlar mı? Yapmıyorlar ve şunu itiraf etmek durumundayız ki dediğim gibi mecliste kadın hakları ile ilgili olarak bir kanun teklifi verdiğimizde, bir önerge verdiğimizde onlar reddediyorlar. Çünkü bizim muhalefet partisi olmamız nedeniyle o kanun teklifimizi geçirmemizi istemiyorlar. Oysa ki bazen öyle olunca diyorum ki ben de hani keşke başbakan onları değil de parmaklarını vekil yapsaymış o zaman. Yani ben oradaki kadın arkadaşlarımızın da gerçekten de mecliste bulunma nedenleri unutmaması gerektiğini ve her şeyi bir parti şemsiyesi altında ve bir biat kültürüyle gerçekleştirmemesi gerektiğini, samimi, sahici ve içtenlikle davranması gerektiğini sizin düşünüyorum. Türkiye kamuoyunda tanınmanız aslında yine bir kadın sorunu üzerinden oldu. Daha önce de biliniyordunuz Ankara milletvekili olarak ama Türkiye mal olan bir tartışmanın tarafı oldunuz. Bülent Arınç'la girdiğiniz polemik söz konusu oldu. Siz başbakanın özellikle kürtaj meselesiyle birlikte başlayan süreçte kadın bedenine yönelik değerlendirmelerin, kadına yönelik meselelerde çok sert bir muhalefet yaptınız ve öyle bir hale geldi ki parlamento karıştı. Siz doğrudan hedef alanınız, cevap verdiniz ve aslında toplumda kadın örgütleri, kendini öteki yalnız hisseden pek çok insan da sizin yanınızda durdu. Ama bir taraftan da muhafazakar çevreler bu böyle konuşan bir kadın dediler. Tırnak içinde böyle konuşan dedikleri sözcük aslında tıbbi bir terimdi. Dolayısıyla ilginç bir aslında ayrışmanın ortasında olundu ve siz oradan geri adım atmadan Bülent Arınç'ta neredeyse teke tek dövüştünüz. O süreç neydi? Temel itki neydi? Halen aynı noktada mısınız? Birincisi aslında tartışmanın çıkış noktası kadın bedeni üzerinden yapılan bir tartışma değildi. Yani temel çıkış noktası gene plan bütçe görüşmeleri esnasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bütçesi tartışılırken benim Sayın Arınç'a Vakıf Bank'la ilgili olarak 2000 yılında Manisa milletvekiliyken söylemiş olduğu şeyleri hatırlatıp kendisine tutanakları gösterip elimde sallayıp 2000 yılında bunları söylemiştiniz. Şu an tam 180 derece zıttını söylüyorsunuz. Biz sizin hangi sözünüze inanalım şeklinde bir vurguydu ve kendisine ben bunu söylediğimde lütfen yüzüme bakmadan konuşun dedi ve ben de onun üzerine konuşmama devam ettim. Yani konu aslında neden Vakıf Bank'tı. Yüzüne bakmanız için. Sonra kendisi söz aldığında gene kadınlık üzerinden vurmak istedi. Çünkü bir milletvekilinin kendisinden hesap sormasını sanıyorum çok kabul edemedi ve orada hemen bir kadınlık üzerinden söylem yaratıp ben bir kadın milletvekilinin orada cinsiyet vurgusu yapıp yüzüme bakarak konuşmasından mahcup olurum dedi.
Oysa ki ben orada bir kadın milletvekili ya da erkek milletvekili olarak değil, bir milletvekili olarak duruyordum. Oradaki cinsiyet vurgusu son derece yanlıştı. Onun üzerine ben tekrar söz aldım ve bizler dişiliğimizle değil kişiliğimizle buradayız. Onun için kadın vurgusunu geri almasını istiyorum dedim. Bunun üzerine tartışma devam etti ve giderek tatsız bir hale dönüşünce de ben de kendisiyle ilgili olarak suç duyurusunda bulundum. Ve dediğiniz gibi bu suç duyurusunda bulunduğumda kadın örgütlerinin hepsi arkamdaydı. İl teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, parti yönetimden birçok kişi, parti meclis üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız, yani tam destekle suç duyurusunda bulundum ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi ve BDP'den de bu anlamda destek aldım. Hatta bu olay olduktan iki gün sonra Fatma Şahin bir yemek düzenlemişti. Kadın milletvekillerine yönelik bir yemek verecekti. Üç parti de protesto edip bu yemeğe gitmediği için yemek iptal edilmek zorunda kaldı. Yani biz aslında üç muhalefet partisi böyle insan hakları ile ilgili konularda birleşebiliyoruz zaman Fatma zaman Şahin ama AKP bu konuda maalesef şey değil. Fatma Şahin'le ilgili söylemek istediğim çok şey var ama şu ezberi de bozmak lazım. Hani dediniz ya, siz başbakana kürtaj üzerinden bir şey söylediniz ve bu muhafazakar çevrelerde sizce nasıl bir etki yarattı diye. Ben bu kürtajla ilgili açıklamayı cumartesi günü yapmıştım ve pazar günü Evren'de bir alan çalışmamız var. Evren Ankara'nın civar ilçelerinden birisidir. Ve oraya gittiğimde orada özellikle de işte gelir düzeyi düşük olan ailelerin evlerini ziyaret ettiğimde o kadınlarla bu konuyu konuştuğumda bana teşekkür ettiler. Çünkü aslında bu tip sorunlar şehirli kadının, şehir merkezinde yaşayan kadının hayatını pek etkilemiyor. Ama özellikle kırsalda yaşayan kadını, gelir düzeyi düşük olan kadını çok daha fazla etkiliyor. O yüzden dediğiniz doğru değil. Yani muhafazakar çevrelerde bunun olumsuz bir etkisi olmadı aslında. Muhafazakar çevreler sadece yani, kadınlardan oluşmuyor ki, erkeklerde olabilir. Yani, elbette ama sonuçta bu bir kadın hakları savunusudur. Fatma Şahin konusuna gelince ben kendisini ilk başta aslında kabinedeki tek kadın bakan olarak hakikaten desteklemek istedim. Çünkü Türkiye bakıldığında kabinede kadın temsiliyeti açısından 96 ülke içerisinde 90. sırada yerlerde sürünüyor. Gene birçok rakamlar verebilirim. Hakikaten toplumsal cinsiyet eşitliği açısından berbat bir durumdayız. Onun için böyle bir kadın bakanımız var. Bizler de kadın milletvekili olarak ona destek olmalıyız diyerek gerçekten başta çok olumlu bir şekilde başladık. Fakat zaman içerisinde AKP'nin uygulamaları karşısında kendisinin adeta üç maymunu oynadığını gördükçe giderek tabii bizim de tepkimiz arttı. Şu anda baktığımızda ben ne zaman genel kurulda söz alsam kendisi koşa koşa dışarı çıkıyor. Aslında bunu dün bütçe görüşmeleri yapılırken genel başkanımızın konuşması esnasında başbakanın dışarıda olması kadar yanlış, çirkin buluyorum. Yani sonuçta muhalefeti dinlemek zorunda ve benim kendisine getirdiğim eleştirileri sanıyorum artık kabullenemiyor. Ve hakikaten bana çok olgun bir davranış gibi de gelmiyor kendisinin hemen salonu, genel kurul salonunu terk ediyor olması. Ben Fatma Şahin'in son derece kariyerist davrandığını, kadın haklarını önceliklendirmediğini, kadını sadece ve sadece ailenin içinde bir birey olarak tanımladığını, elbette ki kendisi kadın öyle, aile içerisinde bir birey ama bizim tek rolümüz annelik değil, bizim başka roller de üstlenebilecek kapasitemiz var çok şükür. Dolayısıyla da sadece yaptığı faaliyetlerin orada bir salon konuşması, öbür tarafta bir açılış şeklinde halkla ilişkiler faaliyetine dönüştüğünü görüyorum ve bu açıdan gerçekten üzülüyorum. Yani o mesleğin, o koltuğun, o makamın hakkını veremediğini düşünüyorum. Bugün Türkiye'de, koskoca Türkiye'de her üç kadından biri şiddet görüyor ve bakın koruma isteyen kadınların %73'ü korunamıyor. Sığınma evlerinde kadınların %27'si yaşamını kaybediyor. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Peki, şunu soracağım. Cemaatle AK Parti arasında kıran kırana bir kavga var. Su yüzüne çıkmış bir kavga. Siz CHP olarak bu kavgadan medet umup biz çaktırmadan cemaati yanımıza alırız, aradan sıyrılırız diyor musunuz? Mesela siz Ankara'da cemaatle, Gülen cemaati çevreleriyle ilişki içerisinde misiniz? Milliyetçi çevrelerle ilişki içerisinde misiniz? Nasıl bir taktik izliyorsunuz?
Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz dediğim gibi gücünü köklerinden alan bir partiyiz. O yüzden kendi gücümüzü iktidar partisinin kendi içerisinde yaşanan çatışmalara bağlayacak noktada değiliz. Biz gücümüzü halktan alırız. Onun için biz halka yönelmiş durumdayız. Yani bu çatışmayı sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Çatışmayı izliyoruz elbette ama çatışmadan kendimize bir fayda yaratmak gibi bir beklentimiz yok. Çünkü biz kendi başımıza varlık göstermek ve bu gösterdiğimiz varlıkla da halka siyaset üretmek istiyoruz. Yani biz dedikoduyla beslenen değil, aslında götürdüğü hizmetlerle ve ürettiği siyasi politikalarla beslenen bir yapıya sahibiz. Başbakan bugün diyor ki biz iş yapıyoruz, onlar da laf üretiyor. Türkiye'yi bu kadar yıldır biz yönettik, İstanbul'da bunca yıldır biz varız, Ankara'da biz varız, siz neredesiniz diyor, kıskanmayın diyor. Kıskanıyor musunuz başbakanım? Sayın Başbakan'ın konuşmalarına baktığınızda aslında konuşmalarının neredeyse özellikle Salı günü konuşmalarının %70'inin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olduğunu görürsünüz. Aynı şey aslında Gökçek için de geçerli. Dolayısıyla tamamen ürettikleri siyaseti ana muhalefet partisini eleştirerek, geçmiş yıllardaki ana muhalefet partisinin bir takım uygulamalarını bugün taşımaya çalışarak, bugün gündeme getirmeye çalışarak ve o zamanki tarihsel süzgeci adeta yok sayarak, o günün dinamiklerini yok sayarak irdelemeye çalışmak gibi bir üslupları, bir yaklaşımları var. Hani bunu hakikaten açıkçası çok hakkaniyetli bulmuyorum. Ama bir, tekrar soruyorum. Bir söz vardır ya, dara düşen bakkal eski hesapları karıştırırmış diye. Bu hakikaten Sayın Başbakan'da da var, Melih Gökçek'te de var. Her ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın Melih Gökçek'in attığı tweetlere bakın. Tweetlerin %80'ini Cumhuriyet Halk Partisi ama oluşturuyor. Ama şu bir gerçeklik. İşte Ankara problemlerine değin. Şu bir gerçeklik değil mi? Yani yıllardır İstanbul'u yönettikleri, yıllardır Ankara'yı yönettikleri, yıllardır Türkiye'nin hem merkezi iktidarını hem yerel yönetimi, yani insanda kıskançlık uyandırmaz mı hakikaten? Her seçimde galibim diyor. Sen neredesin diyor. Bu sizde böyle bir kompleks yaratıyor mu? Hayır, kompleks yaratmıyor ama tabii ki bu bizim mücadele isteğimizi daha da kuvvetlendiriyor. Çünkü biz bugüne kadar Türkiye'de bir takım dönüşümleri gerçekleştirmiş bir parti olarak dediğim gibi kendimize bir misyon belirledik ve şu anki gerçekleştirmek istediğimiz misyonda Türkiye'ye özgürlük ve demokrasi konusunda rahat bir nefes aldırmak. Yani, son sorumu soracağım. Dönüşte cevap alırsın. Çok hızlı bitti. Evet. Öyledir bizim biraz hızlı. Sevgili seyirciler, Aydın Nazlıak Ankara Milletvekili. Şunu soracağım. Bir, Melih Gökçek'in tarzı siyasetinde zaman zaman işte sert, zaman zaman belki de terminoloji olarak farklı işte belgeler, şeyler, ne denir ona, kediler, danslar falan, balon patlatmalar, renkli bir isim. Bunlara karşı hazırlıklı mı diye soracağım. Türkiye'de bir süredir süren bu yakında kasetler çıkacak süreci hakkında ne düşünüyor? Yani insanların mahremiyeti hakkında. Ve bir de hemen arkadan gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'de bir kadın Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali var mı? Varsa Aylin Nazlıak'a kimi düşünüyor onu soracağım. Reklamlardan sonra 3 dakikamız var. 3 soruya birer dakika. Köyler boşalıyor, kentler taşıyor. Türkiye Belçika kadar tarım alanını kaybetti. Cem Seymen Adapazarı'nda ıspanak fiyatını araştırırken annelerle konuştu. Cevap aynı. Çocuklarımız çiftçi olmasın. Para dedektifi Cuma 20.45'te. Milletvekili Aydın Nazlıak ile beraberiz. 3 kısa soru, 3 kısa cevap. Teker teker yapalım. 1. Melih Gökçek balonlar patlatan, kedileri dans ettiren, zaman zaman ironik üslup kullanan, zaman zaman da çok sert üslup kullanan bir kimse. Nasıl karşı duracaksınız?
Bir kere Melih Gökçek'le ilgili olarak sahada da dediğim gibi sürekli bir yerlere gidiyoruz ve mesela bugün 22 yaşında olan ve 2 yaşındayken Melih Gökçek'in kendisine top hediye ettiği bir çocuk, bir genç bile diyor ki Ankara artık Gökçek'e doydu. Yani ben 22 yaşındayım, 20 yıldır aynı zihniyet tarafından yönetiliyoruz. Dolayısıyla birincisi böyle duracağım. İkincisi çok iyi bir ekip oluşturduk. Bu ekiple birlikte bir an önce açıklamaya can attığımız projeler hazırladık. Projelerimizle birlikte duracağım. Üçüncüsü, ben kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Herkesi kucaklayan ve her yere eşit mesafede duran, eşit uzaklıkta değil Gökçek'in olduğu gibi. Fışkırlarını nasıl koruyacaksınız? Eşit yakınlıkta duran bir şeyle hareket edeceğim. Dolayısıyla insanların hayatını fışkırlardan daha önemli olarak göreceğim. Ve o yüzden de insan odaklı olarak bu şeyi yöneteceğiz. Hemen baktım. Gökçek'in aslında devri kapandı diye düşünüyorum ve ben Sayın Başbakan'ın kendisini aday yapmakla aslında Ankara'dan da vazgeçtiği duygusuna kapılmış durumdayım. Çünkü sahadaki tablo bu. Yani önceki dönemde AKP'ye oy vermiş olan kişiler artık Melih Gökçek'i istemiyorlar. Peki, bu böyle biline. Ankara'nın Başkan buna cevap verecek. İkinci soruya geçiyorum. Kasetler patlayacak deniyor. Türk siyasetinde bu mahremiyetin ortadan kaldırılması sizi endişelendiriyor mu? Yani kişisel olarak değil, üslup olarak söylüyorum. Evet, tabii ki yani bu aynı zamanda siyasetin özel hayat üzerinden de adeta kontrol altına alınması anlamına geliyor ki hiç olumlanabilecek bir şey değil. Cumhurbaşkanı sorunuza gelince elbette ki bir kadın olmasını arzu ederim. Zaten bunu genel başkanımız da aslında sık sık adayınız var mı? Net bir aday ismi söylemeyeceğim ama kesinlikle kadın olması gerektiğini ve Türkiye'yi dünyaya tanıtabilecek o kadar çok değerli insan var ki içinden şu anda. Dolayısıyla her ikisi de olabilir. Yani o gün geldiğinde aslında değerlendirilebilir. Çünkü birçok isim var aklımda. Bunlardan kaçı söyleseniz de tartışsak bari. 3 tane söyleyelim mesela. Yani hakikaten şu anda birilerini söyleyip diğerlerini dışarıda bırakmak istemem ama bu kadar bol yani Cumhurbaşkanı adayı. Tabii ki yani bugün kadınlar gerçekten parlamentoda bu kadar düşük temsil ediliyorsa, karar mekanizmalarında bu kadar azlarsa, bakıldığında akademisyen oranı açısından %37-39'lardayken idari konumlarda, rektör konumlarına %6'larda gelebiliyorlarsa o zaman bizim bu rol modelleri arttırmamız lazım. Hadi bakalım. Özetle kadın cumhurbaşkanı lazım Türkiye'ye. Peki. Sevgili seyirciler, Aylin Nazlıakaya teşekkür ediyorum. Bir aday adayı olduğu için değil, Ankara milletvekili olup da kadınsız Türkiye'mize kadın soluğu getirebilecek miyiz diye tartışmak için çağırdım. İnşallah yarın bir gün aday olur. O zaman da aday olarak konuşuruz. O zaman daha da zevkli olur. Melih Başkan'ın da cevap hakkı varsa nasılsa beni hemen arar. Tweet atmıştım kendisine şimdi. Gelin diğer mesele. Yarın akşam bir tiyatrocu dostum Emre Kınay burada olacak. Bugün tiyatrosunda maalesef polisler bastı ve tiyatrosu %50 oranında yerle bir edildi. Tiyatroma dokunma demek için belki yarın program yapacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.